Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Instagram'da sürekli sorulan bir model. Bu model sizde var mı? Bu modelin çekimi var mı? Sayfanızda var mı diye soran arkadaşlar için arkadaşlar Instagram üzerinden Mesaj atanlar için bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İlk önce bu beş zincirli tomurcukları yaparak normalde ara suyu olarak kullandığımız modeli dört bir kenarını bu şekilde kirpikli üçgen trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Sonra arkadaşlar bu beş zincirlerin üzerine yuva edinip bu çiçeğimizi ediniyoruz. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz çiçeğimizin de görünümü mantı görünümünde. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tığ battılarımızı ikişer zincir çekerek bu şekilde hazırlıyoruz. Dört kenarını tülbentimizin tığlıyoruz. Sık iğne ile tığ battımızın içine girip üzerine iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıma girip iki iki alıp buraya trabzan yaptım. Beş zincir. 5 zincirimi kapatıyorum tomurcuk olarak. Yanına hemen arkadaşlar belirgin olması için bir tane sık iğne yapıyorum. Yuvamın, tomurcuğumun belirgin olması için dibine kapattığım bu 5 zincirin dibine sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu şekilde trabzanlarımızın, çimenlerimizin yapılışı arkadaşlar. İki zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde kapattım. Hemen dibine bir sık iğne. Sık iğne yapmamın sebebi tomurcuğumun daha dik ve belirgin olması. 1 2 Bütün çimenlerimiz arkadaşlar, çiçeğimizin yuvası, ara suyumuz hepsi bu üçgen tomurcuklu sık iğnemiz. İki zincirimin üzerine bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir kapattım trabzanıma yanına dibine bir sık iğne 2 zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ battıya girip bu şekilde kapatıyorum 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 olarak aldım 5 zincir trabzanımı kapattım. Yanına sık iğne. İki zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Tığ battığımızın içine giriyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar iki zincir. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, beş zincir. Kapattım. Yanına sık iğne. Bir, iki zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın dört bir kenarını tığlamasını yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bitirdikten sonra çiçeğimizin yapım kısmına geçiyoruz. Şimdi yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar çiçeğimizin yapım için buradan 7 tane üçgen trabzanlarımızdan sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8. bu 5 zincirli yuvanın içine arkadaşlar sık iğne ile girdim. Ara mesafemiz 7 tane üçgen trabzan. Ara verip 8. zincirin içine bu şekilde sık iğne ile girmek. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 alarak trabzan yaptım bu birinci yuva. 1 Bir, 3 zincir bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Bu ikinci yuva. Evet arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 aldım. Bu üçüncü yuva. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak yine dördüncü yuvamı buraya yap 1 2 3 zincir şöyle arkadaşlar çevirerek buradaki ikinci zincirin içine sık iğne ile 5. yuvamı buraya tutturuyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar honi şeklinde bir yuvamız oldu. İlk yuvamın içine sık iğne ile giriyorum. 3 tane de zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir 2 defa doladım tığımın başını arkadaşlar. Hemen yuvaya girip 2 2 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. 2 2 2 3 oldu. Bu dördüncü trabzanım. Tekrar iki defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 alarak 5 tane buraya trabzan yaptım arkadaşlar. Aynı papatya da olduğu gibi İlk önce bu trabzanlarını yapıyoruz arkadaşlar. Yuvalarımızın hazırlıyoruz. Sonra üst kısmında farklılık başlıyor. Evet tekrar ikinci yuvanın içine sık iğne ile girip üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Yuvaya girip 2, 2, 2 olarak aldım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 3. 2 2 2 4 yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar 5 tane trabzanı yapınca 3 zincirimi çekip kapatıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde papatyalarımızı hazırlıyoruz yani 1 2 3 zincir 2 defa doladım yuvaya gireyim 2 2 6. 2 doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. 4 5 5 tane olunca hemen 3 zincirimi çekip buraya kapattım. Sık iğne ile 3 zincirimi 6. trabzan olarak kapatıyorum arkadaşlar. Sıradaki yuvamızın içine sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 zincir. Bu birinci trabzanım. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2 2 2. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2. 3. trabzan. 2 2 2. 4. trabzan. 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar kapattım 6. trabzan olarak. Sık iğne ile girdim. 1 2 3 zincir. 2 defa doladım. 2 2 2. Tığımızın başını 2 defa doluyorum. 2 2 2. 2 2 2. Yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 zincir yuvaya girdim arkadaşlar. Bu şekilde tüm yaptığım yuvaların için arkadaşlar bakın çok hoş oldu. Şu alt kısmı ve bu da üstteki yaptığımız çiçeklerimiz. Trabzanımı kapattım. Hemen arkadaşlar bu ilk yaptığımız trabzanın hemen sağından girip solundan tığımızla çıkıyoruz. Bakın arkadaş şu şekilde aradan girip çıkıyoruz. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim ilk trabzan tepeme bu şekilde zincirimi arkadaşlar kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yere ilk ve sonuncu kirpikleri arkadaşlar aynı trabzan tepesine kapatıyoruz 1 4 zincir sıradaki trabzan tepeme 1 2 3 4 zincir sıradaki trabzan tepeme 1 2 3 4 zincir sıradaki trabzan tepeme 4 tane oldu arkadaşlar 2 3 4 5 zincir yine aynı trabzan tepeme kapattım bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpik yaptık buraya ve 5 zincirle aşağı iniyoruz buradan bu trabzan arasından giriyoruz yine arkadaşlar. Aynı trabzan arasından girip kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Burası önemli bakın arkadaşlar. İnerken 5 zincir, çıkarken 4 zincir çektim. Çünkü bu 5 zincirin ikinci zincirinin arasına bu 4 zincirimi bu şekilde sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar. ikinci zincirimin içine kapattım bir zincirle dönüyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile giriyorum. Evet, püf noktası burası arkadaşlar. Dönerken buradaki beş zincirin ikinci zincirine sık iğne ile zincirimi kapatmak. Şimdi yine kirpik yapmaya başlayalım. 5 zincir ilk arkadaşlar kirpiğimi yaptım. 1 2 pardon 4 olacak 2 3 4 zincir sıradaki yere kirpiğimi kapattım 4 zincir bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir sıradaki trabzana kirpiğimi kapatıyorum 1 2 3 4 zincir ilk ve sonucu trabzan tepelerine arkadaşlar iki tane kirpik yapıyoruz bu şekilde ve 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirim yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki trabzan arama bu şekilde trabzanımın arasına girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Şöyle görüntünün netliği bakalım arkadaşlar. Buradaki ikinci ikinci zincirimin içine buradaki 4 zincirimi kapatıyorum bakın arkadaşlar sık iğne ile zincirimin arasına girip kapattım bir zincirle düz yüzüne döndüm bu şekil oluyor arkadaşlar ve ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi arkadaşlar 5 değil o 5 ile döndüğümüz için kirpikleri 4 zincirle yapıyoruz daha güzel duruması açısından 4 zincir bakın ilk trabzanımıza bu şekilde 4 zincirimizi kapattık 1 2 3 4 zincir sıradaki trabzanımıza kapattık 4 zincir sıradaki trabzanımıza kirpiğimizi kapattık anlaşılmıştır arkadaşlar umarım görüntüde güzel çıkıyordur ve tepesine toplamda 4 zincirden 5 tane kirpik yapıyoruz kirpiklerimizi yaptık 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki trabzan arama girip sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir hemen arkadaşlar buradaki ikinci zincire bu dokuyu veren arkadaşlar bu dönüş kıvrımlı dokuyu veren buradaki ikinci zincire sık iğne ile girmek bu oyanın püf noktası bu buna dikkat ederek yaparsanız hani bazen başı videonun bazen de sonu izleniyor çünkü hani sorduğunuz sorulardan o şekilde anlaşılıyor tam izlenilirse net izlenilirse bu ikinci zinciri, dört zinciri kapatmayı daha iyi anlarız Fazla da tekrar alıyorum ki hani vurguluyorum ki aklınızda kalıcı olsun. 1 2 3 4 zincir kapattım arkadaşlar buradaki ikinci tırabzanımı. 1 2 3 4 zincir Kapattım. Bu üçüncü dört zincir. Sonuncu trabzanımın arkadaşlar bu beş zincirimi kapatıyorum. Ve bir, iki, üç, dört. Bu dört zincir arkadaşlar aynı trabzan tepesine hem başında hem sonunda iki tane yapıyoruz. Bu şekilde beş kirpik yapıyoruz. Beş zincir. Beş zincirimi buradaki trabzan arama girip Bakın arkadaşlar sağdan sola doğru bu aralıktan çıkartıyorum tığımı. Ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen çeviriyorum. Buradaki 5 zincirin ikinci zincirinin içine girdim. Sık iğne ile kapattım buraya. Bir zincirle döndüm. Sonuncu arkadaşlar gördüğünüz gibi papatyamızı da yapıp bu şekilde mantıya dönüştürüyoruz. Evet arkadaşlar. İlk trabzanımızın tepesine girdik. 4 zincir kapattım buraya. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya. 4 zincir 3 oldu. 4 zincir kapattım buraya. 4 zincir sonuncu kirpiğimizi de yapıyorum bu şekilde arkadaşlar aynı yere dördüncü kirpiğimizi yaptığımız yere beşinci kirpiğimizi de bu şekilde yapıp şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum bakın burada beş zincir ile yukarı çıkmıştık dediğim gibi püf noktası buradaki ikinci zincirimin içine sık iğne ile girip bu şekilde bu son yaptığım çiçeğimi de arkadaşlar buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir yine buradaki arkadaşlar trabzan arama girip sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim bir zincir çekip ipimi kopardım İşlemimiz bu kadar arkadaşlar kolay biraz yavaş anlatıyorum anlamamız daha rahat olsun diye şimdi bu ipi arka tarafından çekip yakacağız arkadaşlar. Şu çiçeğimizin kapatma kısmı olan sarı yeri yapmak için gelelim. Evet arkadaşlar şu 5 zincirli aşağı indiğimiz zincirlerin kısmına görüyorsunuz şu şekilde. Bakın arkadaşlar bu zincirlerin kısmından şu şekilde göstereyim. Sık iğne yaparak ipimizi buraya sabitliyoruz. Evet. İpimizi buraya sabitledik. Şimdi bu sabitlediğim kısımdan alıyorum arkadaşlar ilk kısımdan ve ikinci zincirimden buradan yani bu şekilde bakın ikisini de arkadaşlar iki zincir var her ikisini de kavruyorum bu şekilde her ikisini de kavrayıp böyle ikisini birden buraya sabitledim bakın sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar döne döne yapacağız bunları bu şekilde en son sabitlediğim bu iki zinciri biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan tekrar tığımı geçirdim. Tığımı buradan geçirdim. Ve sıradaki bu iki zincirin içine arkadaşlar girip her ikisini de alıyorum. Bu şekilde bakın. Her ikisini de buradan tığımı ikisinin arasından geçirdim. İkisini birden buraya sabitledim topluyoruz arkadaşlar çiçeklerimizi bu şekilde oluyor tekrar en son sabitlediğim bu iki zincirin arasından giriyorum tığımla ve sıradaki bu iki zincirimi tutup aynı mantı toplar gibi demiştik arkadaşlar bakın ikisinin arasından diğer ikisinin arasından toplam dördünün arasından yani geçmiş oluyoruz Evet topladık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Hemen şöyle çeviriyorum. Dönerek yapacağız demiştim. İki tanesini tığıma geçirdim. Bu zincirleri. Sıradaki iki zincir. iki zincir üst üste olduğu için arkadaşlar tek katın alttakini bırakmıyorum. Her iki katını da. Bakın 5 zincirle aşağı indiğimiz yerlerin her ikisinden de tuttum. Şimdi ilmeğimi tığıma geçirip birinciden, ikinciden yani son yaptığımız iki ilmek iki defa yapılmış oluyor arkadaşlar. Bakın başa geldik. Son yaptığımız bu iki sık iğneden geçtim tığımla arasından. Bakın arkadaşlar arasından geçiyorum. Ve ilk önce yaptığımız yerden de geçtim. Tığımı ilmeğimi oradan çıkardım iki zincirimin arasında. Tekrar bu yaptığım ilkinin arasından da geçirdim tığımda iki ilmek. İki ilmeğimin ikisini birden buraya arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu birinci zincirim. Bunları toplama işlemi tutması için arkadaşlar. Bu da ikinci zincirim. Bu da şimdi koparacağım ip sağlam olması için. Ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi kopardım. Bakın arka tarafından şöyle geçiriyorum tığımı. Bu en ortasından tığımı. Bakın şöyle ittirince çıktı tam ortası ipin olduğu ipi kestiğim yerden daha da uzun da kesebilirsiniz rahat çekmek için bu şekilde arkaya doğru şöyle ipi arkadaşlar çekiyorum elimle hemen çekim rahat bakın arkadaşlar şu ilk ipi de çekip arkada güzelce temiz bir şekilde yakıyoruz evet çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar bugün kamera imtihan ediyor Evet, şimdi ben bu ipi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra bakın şu büzmelerimizi şöyle elimizde de şekil verebiliriz. Bunu kolalamaya falan hiç gerek yok arkadaşlar. Hani sormayın, bu nasıl kolalanır falan diye yorumlarda. Bakın elinizle sadece açtığınız o kapatma işlemini şu ortası zaten kalıp gibi yapıyor. Evet. Şöyle elinizle arkadaşlar yaptıktan sonra düzleyin. Düzleyince hemen zaten çiçek gibi açılıyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Soran arkadaşlar için inşallah güzel bir anlatılır bir anlaşılır bir çekim olmuştur. Modelimiz bu şekilde. Arasının suyu bu şekilde. Çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İşinize yarar. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.